AKP'nin refah karşıtı, inşaat rantı yaratan, kendi çevresindekileri palazlandıran politikasının itiraz ediyorsun diye finans rantı yeri politikayı savunduğunu, küresel finans ve yerel tekelci sermayenin çıkarına yönelik politika savunuyorsun diye sen vatandaştan yana, refahtan yana bir saç olmuyorsun. İktisadı yanlış anladığınız için, AKP muhalefeti yanlış yerden kurduğunuz için AKP'ye seçim kazandırdınız. Bu yanlışlanan felaket tellallığınız, her yanlışlanan bağlandığında Tayyip Erdoğan'ı iktisat dehası konumuna sokuyorsunuz. 2002'den sonra Türkiye ithalata bağımlı bir ekonomi yaptılar. Vergi gelirinde ithalata endekslediler. Enflasyona dolayısıyla kura sabitlediler. Kur arttıkça enflasyon artıyor. Enflasyonu indirmek yolu düşünmek için faiz arttırmak zorundayız ki yabancı gelsin. Ülkeyi küresel finansa bağımlı yaptılar enflasyonu tutmak için. Bunu ben tasarlamadım. Senin savunduklarını tasarladım. Bu bir ana akım model. 2023 Mayıs'ından beri KKM iptal edildi. Vatandaş KKM'den çıkıyor. Faiz arttırılıyor. Güzel. Bu servet değil mi? Bu bir cevit değil mi? Sen dolarizasyon durduramadın. Tekrar vatandaş dolara geçiyor. Tekrar kur artıyor. Enflasyon daha da arttı. Yani burada sırf AKP yapıyor diye ben halka yalan mı söyleyecektim? Herkese merhaba. Bugün yine iktisatçı İlhan Dövüş ile birlikteyiz. Kendisiyle çektiğimiz ilk program ekonomi kanalı olmamamıza rağmen epey ilgi gördü ve insanlar o programın altındaki yorum kısmına çok sayıda fikir beyan etti, görüş bildirdi. Bunların kimi hocayı destekledi, kimi hocaya itiraz etti. Biz bugün bu itirazlar içerisinden bazı sorular belirledik. En çok öne çıkanlarını seçmeye çalıştık ve bu soruları şimdi tekrar İlhan Hoca'ya yönelteceğim. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. Şimdi sizle yaptığımız ilk programda epey videonun altında yorum birikti. O yorumların bir kısmında siz de okumuşsunuzdur. Size epey bir itiraz yapan insan da oldu. Ben bu itirazların ilkiyle başlamak istiyorum. Bir kısım insanın görüşü şuydu. Hoca iktidarın ekonomi politikalarını destekler nitelikte konuşma yaptı dedi. Hatta işte bir soruda da biz hocanın anlattığı şeyleri nasıl ekonomisiyle zaten deneyimledik. Hocanın yaklaşımının neresi alternatif gibi sorular birikti. Bununla başlayalım isterseniz. Bu konuda eleştirilere yanıtınız nedir? Anlıyorum bu itirazı. Çünkü Türkiye'de sadece Türkiye'de günümüzde ama Türkiye'de sanki daha çok bir kartezyen düşünme biçimi var. Yani ya oradasın ya buradasın. Bunun Türkiye'deki çok yüksek düzeyde kutuplaşmış toplumsal ve zihniyet ortamıyla güçlü bilgisi var. Ortası arası yokmuş gibi bir algı var böyle. Şimdi burada da aynı şey. Ana akım iktisatçılar altılı masa etrafında biriktiler seçimden önce. Onları eleştiriyorsanız o zaman AKP'den yanasınız. Yani üçüncü bir bir seçenek, üçüncü bir ses, üçüncü bir alternatif çok tahayyül edilmiyor sanki. Birincisi o. ikincisi AKP kesin kes bizim söylediğimiz politikalarla uyumlu bir şey yapmadı. Mesele AKP'nin hangi rant çevresine dönük politika uyguladır? AKP emek yanlısı bir politika Bizim vurgumuz emeğiyle geçinen insanların refahını arttıracak bir iktisat politikası ve buna altın dolduracak teorik bir çerçeve sunmak. Benim iki derdim var. Bir, bu ana akımcılar teorisi yanlış. İki, refah karşıtı. Bunu söylemek AKP'yi aklamıyor ki ben açıkça şunu söyleyeyim. Bu konu hiç mütevazı olmayacağım. Hiçbir ana akımcı, iktisatçı AKP'ye benden ve benle birlikte bu tartışmayı yürüten 2-3 arkadaş kadar da AKP'yi eleştirmedi. Ne siyasi olarak ne de başka konularda. Tek dertleri Merkez Bankası Başkanı görevden alınmasın, faiz arttırılsın. Başka hiçbir şey söyledikleri yoktu. Yani günde 5 işçi ölüyor Türkiye'de. Günde 5 işçi. Eğer hukukun üstünlüğü olarak tanımlıyorsanız, geçen hafta konuştuk yapısal reformları. Günde 5 işçinin öldüğü bir ülkede hangi hukuktan bahsedebiliyorsunuz? Ya da hangi hukukun ayakları altınızı pratiğine karşı ses çıkardınız? Yani AKP 2002'den beri zaten emek karşı politika uyguluyor ve biz Nurettin Nebati işte o çok komik olan işte paradigma kopuşu yaşıyoruz, heterodoks olduk cümlesini söylediği süreç içinde de başından beri hep AKP'nin yaptıklarının heterodoks kısatla alakası olmadığını vurguladık ve biz hep mesafemizi aldık. Ama onlar Mehmet Şimşek göreve geldikten sonra çok rahat AKP hükümetini desteklediler. Onlara AKP'ye yanılıyorsun, AKP Peris'in denmedi. Şimdi burada da bir egemen kibir tavrı var. Yani sen beyaz pürüten egemen iktisatçı olarak AKP'yi destekleyebilirsin. Hiçbir hukuki ilgaya itiraz etmeyebilirsin ama hep muhalif kalabilirsin. Sorun şu AKP'nin yanlışları üzerinden kendisini aklayan bir tavır var orada. Biz de diyoruz ki hayır ikisi de yanlış ve sen AKP'nin refah karşıtı, inşaat rantı yaratan, kendi çevresindekileri palazlandıran politikasının itiraz ediyorsun diye finans rantı yeri bir politikayı savunduğunu, küresel finans ve yerel tekelci sermayenin çıkarına yönelik politika savunuyorsun diye sen vatandaştan yana, refahtan yana bir iktisatçı olmuyorsun. AKP üzerine kendini aklamana ben izin vermiyorum diye. Benim derdim bu. Ve biz şunu söyledik bu arkadaşlara seçim dönemi. Ben hep şunu anlatmaya çalıştım. İktisadı yanlış anladığınız için, AKP muhalefeti yanlış yerden kurduğunuz için AKP'ye seçim kazandırdınız. Ocak 2023'te kaç defa açıkça yazdım. Bakın arkadaşlar, kamu harcamanı vergiyle ödenmiyor. Devlet kendisi para yatıyor. Siz böyle sandığınız için devletin batacağını sanıyorsunuz. Ama AKP bunun farkına vardı için kendisine yakın olan çevrelere rant dağıtarak seçmenlerini konsol edip ayakta durabiliyor. Siz bankala kredi mevduattan verildiğini sandığınız için bankaların ve merkez bankasının batacağını sanıyorsunuz. Ama bu yanlışlanan felaket tellallığınız her yanlışlandığında Tayyip Erdoğan'ı iktisat dehası konumuna sokuyorsunuz. Çünkü 5 ay sonra batmıyor. Sen diyorsun ki merkez bankası evlilde batacak. 5 ay sonra batmayınca vatandaş diyor ki ya batacaktık reis ya da sen seçime giderken tarihin en ağır ekonomik krizi diyorsun ve bu ortamda seçime giderken işsizliği arttırmalıyız, faizleri arttırmalıyız diye giriyorsun seçime. Seçim kazanamazsın dedik size. Biz size dedik ki bu krizin sorumlusu %30'un altına düşmüyor. Sen sosyal demokrat muhalif olarak, parti olarak %30'un üzerine çıkamıyorsun. Çünkü senin politik yaklaşımın geçinmek için üç kredi kartı kullanan, işsiz veya iş sözleşmesi garantide olmayan topun ağzında olan vatandaşa faiz arttırmak ve işsizliği arttırmak önerisi. Buna oy alamazsın böyle bir seçim ortamında. Ki zaten sen bu önerinle ana muhalefeti bir 2023'te genel seçim kaybettirdin. 2024'te de yerel seçim kaybettirdin hükümete. Hükümet Mayıs 2023'ten sonra senin politikalarını uygulamaya başladı. Bu sefer de yerel seçimi kaybettin? Sen bir diğer yer arayla önce ana muhalefette sonra hükümette seçim kaybettirdin. Şimdi buradan kalkıp kendi yanılgılarını örtmek için benim sana yönelik itirazlarımı, eleştirilerimi hükümete yanlıyor olarak diye kodlarsa bu meslek etiyle bağdaşan bir şey değil. Bunun nasıl ekonomisiyle ilgisi yok. Bizim söylediğimiz faiz Merkez Bankası'nın kontrolündedir. Bu faiz artışının arkasındaki motivasyonlar budur. AKP döneminde faizi indirmenin motivasyonları budur. Bu güç ilişkileri çatışmalarından kaynaklı bir meseledir. Bizim mahkum olmamız gereken teknik, bilimsel bir gerçek değildir. Emek yanlısı ve iktisat politikası da mümkün ve uygulanabilir. İnsanların refahını, istihdamını, gelirlerini arttırmaları arttıracak, enflasyon altında geçinme sıkıntısı çeken insanların sorunlarını hafifletecek politika uygun. Bunu söylemenin neresi nasıl konumuzu? Bunu söylemenin neresi AKP'yi yanlamak. Eğer siz bunu böyle anlıyorsanız kusura bakmayın. Bütün hayata dair anlayışınız baştan sona değiştirmeniz lazım. Siz bu hayatı yanlış anlamışsınız. Hocam senin söylediklerine de şöyle bir ek yapabilirim. Ülkemizdeki o kutuplaşmadan bahsettin. Aslında fikirleri her zaman iktidarda olan ama muhalifmiş gibi görünen insanlardan bahsettin. Ben bunu ekonomiyle sınırlandırmıyorum. Türkiye'de özellikle AKP iktidarla birlikte şöyle bir şey de oluştu. Bir kolaycılık da bu aslında. Kendini her muhalif diye kodlayan AKP'ye muhalif olduğunu belirtiyor. Ama bence AKP'ye muhalif olmak gerçekten muhalif olmak anlamına gelmiyor. Siz AKP'ye muhalif olabilirsiniz ama işte yaşam tarzınızla rüşvetçi biri olabilirsiniz, yolsuzluklar yapıyor olabilirsiniz, işçi haklarını umursamazsınız. Bu da sizi muhalif yapmaz aslında. İnsanların biraz muhalif tanımının ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani burada ee, ben işte AKP'ye oy vermiyorum, ben acayip muhalifim gibi bir durum var. Ben buna katılmıyorum ki hani siz de bunu ekonomi temelli olarak güzel açıkladınız. Ha konuyu var yani AKP'nin nefret kustuğu, hedef gösterdiği kitlelere aynı AKP'nin diliyle AKP hedef göstermeye başladıktan sonra hedef göstermeye başlayanlar nasıl AKP muhalif oluyor? Ben de onu anlamakta zorlanıyorum. Yani sadece içki içiyorsun diye muhalif olunmuyor yani dediğin gibi. Evet, yani i̇kinci soru. İkinci soruda şu. Siz Amerika'dan örnek verince diyorlar ki Türkiye ile Amerika'yı aynı kefeye koyamayız. Çünkü Amerika zaten doları basan ülke. Türkiye dolar basmıyor. Çin'den örnek veriyorsunuz. Diyorlar ki Çinle Türkiye kıyaslanamaz. Çin üretim ülkesi Türkiye'de ne üretiliyor? Gibi eleştiriler var. Bu eleştirilere ne cevap vermek istersiniz? Evet onlar da çok fantastik eleştiriler eğlenceli. Şimdi bir kere bir iddianın bir yerde geçerli olmadığını göstermek o iddiayı Türkiye ile kıyaslamak demek değil. Bu kadar ben merkezci olmanın alemi yok. Dünyanın merkezi Türkiye değil. Birincisi bu. İkincisi eğer sizin iddianız, siz evrensel bir iddia sunuyorsunuz. Diyorsunuz ki para basmak enflasyon yaratır. Hatta bu cümlenin sahibi söyleyen Milton Friedman, Chicago Boys denen, Chicago Üniversitesi'nde neoliberalizmin, monetarizmin temellerini atan, sonra neoliberalizmin ilk uygulandığı laboratuvar olarak 1973'te Allende yapılan darbe sonrası Pinochet'in danışmanlığını yapan neoliberal Milton Friedman diyor ki enflasyon her yerde ve her zaman sadece parası olgudur. Yani para basmaktan kaynaklanır. Çünkü bu bir evrensel iddia. Ama bunun Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da bilmem nerede Japonya'ya geçerli olmadığını görsün. Diyor ki işte, Türkiye ile mi kıyasın? Abi Türkiye ile kıyaslamıyor. Bir sakin bir. İkincisi senin bu iddia şu an kapitalizmin merkezi olan Amerika'yı açıklamıyorsa kusura bakma. Bu bilimsel bir iddia değil. Şimdi Amerika'nın ana akımcı iktisatçıları diyor ki enflasyon para basmaktan kaynaklandı. Şu Amerika Nobel'li ana akımcı iktisatçı mesela Gregor Menke, Paul Krugman, Larry Summers bunlar bilmiyor mu Amerikan doların rezerv para olduğunu? Bir tek sen mi biliyorsun? Onlar da Amerika'nın enflasyonun para basmaktan kaynaklı olduğunu söylüyor. Amerika'daki enflasyon. Onlar bilmiyor mı rezerv para olduğunu? Ya da şeyi söylüyorsun işte. Bütçe açı enflasyon yaratır. Bütçe açı faizi artırır. E, gösteriyorsun Amerikan verisiyle. Öyle olmamış. E diyor rezerv para. Ama bütçe açı enflasyon yaratır, faiz yaratır diye ders kitapları var. Menkir'in yazdığı, onun yazdığı, Kurukman'ın yazdığı. Bu adamlar bilmiyor mu rezerv para olduğunu? Amerikan dolarının rezerv para olmasının başka bir avantajı var. İthalat ödemelerini kendi para biriminden yapıyor. Dolayısıyla kur riski diye bir derdi yok. Ya da yabancı borç derdi diye. Yani Türkiye'nin şimdi sorunu bir arkadaşla sorularda Birine şey almış birisi bu arkadaşa beni kastederek Türkiye'nin bir cari açık problemi olduğunu hatırlatsın demiş Türkiye'nin en önemli sorunu cari açık ama sonra bakmayın Türkiye'nin en önemli sorunu cari açık yapan bu ana akım perspektiftir. 2002'den sonra Türkiye ithalata bağımlı bir ekonomi yaptılar. Vergi de ithalata endekslediler. Enflasyona dolayısıyla kura sabitlediler. Kur arttıkça enflasyon artıyor. Enflasyonu indirmek için o zaman kuru iş düşünmek için faiz arttırmak zorundayız ki yabancı gelsin. Ülkeyi hem üretim ve tüketim için ithalata bağımlı hem de küresel finansa bağımlı yaptılar. Enflasyonu tutmak için. Bunu ben tasarlamadım. Senin savundukların tasarladı. Bu bir ana akım model. Ve öyle Korkmuş bu model ki Türkiye cari açık da verse kemer sıkıyor, cari fazla da kemer sıkıyor. Mesela cari açık verince cari açık karşısında işte biz ürettiğimizden çok tüketiyoruz, tasarruf etmiyoruz, kemer sıkıp tasarruf etmeliyiz, az harcamalıyız. Tamam cari açığımızı kapatalım, cari fazla yapalım. Okey ama sen öyle bir tasarlamışsın ki ülke ekonomisini. Cari açığın ithalatın düştüğü zaman da vergi gelirin düşüyor. Çünkü dolaylı vergi toplamı devletsin. Büyük holdinglerden vergi toplamıyorsun, kurumlar vergisi toplamıyorsun. Onlara vergi affı yapıyorsun. Sonra bütçe açığı artınca ki, e, denk bütçe olmalı bütçe açığı artarsa sorun ne enflasyon? enflasyonu sen yaratıyorsun zam yaparak Mehmet Şimşek göreve geldiğinden beri 4 defa KDV ÖTV benzin elektrik şeker tütün zam yaptı e, senin temel hedefim enflasyonla mücadele ediyorsun ama enflasyonu körükleyen ana kalemle zam yapıyorsun ne diye? İşte bütçe açığı artarsa enflasyon e, sen bütçe açığı arttığında enflasyonu arttıracak zamlar yapıyorsun yapmasan da olur devlet o zamanları yapmalarına ayakta durabilir çaya şekere doğal gazdan ve o bütçe açığı niye arttı e sen faizi arttırdığın için arttı hem bütçe içinden faize yapılan ödemeler arttı hem de faiz artışından dolayı kredi faizi arttı gittiği için tüketim talebi nispeten düştü. E, ithalat i̇thalat biraz düştü. Bu sefer de cari açı düştü. Tamam cari fazla verir oldun okey. Ama bu sefer bütçe açığını artıyor. Yani Türkiye öyle bir mengeneye getirmişler ki her türlü Türkiye tasarruf etmek zorunda kalıyor. Şimdi bunu yapan sen yani ya da savunduğun iktisat politikası. E, Türkiye'nin cari açık sorununa 90'larda Türkiye'nin cari açık sorunu yoktu. Ve senin paran uluslararası rezerv para olmadığı için sen dolar bulmak zorunda kalıyorsun. Borçlanmak zorunda kalıyorsun dışarıdan. ithalatını finanse etmek için. Herhangi bir uluslararası sorun yaşadığında dolar ülkeni terk ettiğinde kurun artıyor. Kurun artınca enflasyon artıyor. Enflasyonu bastırmak için Faiz arttırıyorsun. Faizi arttırdığın zaman cari açığın düşüyor tamam ama ekonomi yavaşlıyor, vergi gelirin düşüyor. Sonra bütçe açığını artıyor. Bu bütçe açığını kapatmak için denk bütçe diye bir şey uydurmuşsun. Oradan zam yapıyorsun. Tekrar enflasyon artıyor. Tekrar zam yapıyorsun. Tekrar faiz arttırıyorsun. Bu ülkeye daha nasıl kötülük yapılabilir? Buradan hemen şu şeyi de sormak istiyorum. Enflasyon muhabbeti. Hani siz diyorsunuz ki enflasyonun nedeni talepten değil şirketlerin karlarından. Yorumlardaki itirazlardan birisi de şu. Bu şirketler zaten ezelden beri kar yapmıyor muydu? Niye şimdi enflasyon oldu da eskiden böyle değildi gibi bir itiraz var. Bir de buna yanıt verdikten sonra şeyi de söyleyebilirsiniz. Yani bu bizim ülkede enflasyonu düşürmek için sizin formülünüz ne? Enflasyonun sebebi bir arz kısıntıları pandemi kaynaklı arz kısıntıları. Yani tedarik sorunları oldu. Bazı ürünler özellikle iletilemedi. Üretimde çip gibi işte transportasyonda nakliyatta sorunlar oldu. Hatta küresel nakliyatı domine eden büyük firmalar konteynerlerin soteli fiyatlarını yükselttiler. Onun çok büyük katkısı oldu. Arz kısıntısı olduğunda üretim arttırılamıyorsa talep artmasa bile talep aynı kalsa bile fiyatlar artar. Çünkü o zaman sen üretimi arttıramıyorsun. Talebe üretim artışına karşılık veremiyorsun. Şimdi bazı firmalar da piyasada fiyatlama gücü olan büyük firmalarda. Bu işte Ukrayna Savaşı'nın tetiklediği enerji fiyatlarındaki artışı, pandemi kaynaklı Çin'de zaten bütün üretimi Çin'e kaydırdı. Çin'de sorun olunca ve dünya 2000'lerden sonra özellikle enflasyonu da Çin sayesinde düşürdü. Oradan gelen ucuz ithalatla ve ucuz dolarla dünyaya bir dolar bolluğu vardı. Kur düştü. İthalat ucuzları Türkiye'de öyle enflasyon düşürdü. Şimdi bu maliyetteki artışı bahane ederek maliyetinin üzerinde bir fiyat artışına gittiler. Yani orada bir enflasyonist ortam olunca, enflasyon normal olunca sen de şey diyorsun ya abi zaten enflasyon var hani normal ya bir dürümde 25 lira tabii yani adam ne yapsın. Ama aslında o dürümcünün maliyeti aslında 5 lira arttı ama fiyata 10 lira arttırıyor. El fiyatlama gücü varsa mesela. Şimdi elbette karlar önceden vardı ama şimdi kritik olan şu pandemide bir sürü firma battı. Faiz artışıyla da bir sürü firma battı. Siz talebi kıstığınız zaman da talep zayıfladığı için bazı firmalar ayakta kalamıyor. Satışları yeterli olmuyor. Böyle bir durumda ayakta kalan firmalar fiyatlama gücü artar. Piyasa payı artmıştır çünkü. İkincisi talebin canlı olduğu ekonominin döndüğü bir durumda siz fiyat arttırmadan karınızı arttırabilirsiniz. Nasıl? Daha çok ürettiğinizde birim maliyetlerinizi düşürerek. Zaten o yüzden daha çok üretirsiniz. Daha çok ürettiğinizde birim maliyet, hani sürümden kazanmak hikayesi diyorlar ya halkın tabiri. Bu durumda siz fiyat arttırmasanız da birim sattığınız parça başına karınız yüksektir. Yükselir. Yeterince sizi karşılayacak, tatmin edecek bir kar vardır. Ama üretim kısıldığı, arttırılamadığı zaman fiyat artışı tercih edilir. O zaman kardan kaynaklı bir enflasyon vardır. Şimdi dolayısıyla enflasyon asıl sebebi gelir üzerindeki çatışmadır. Yani siz alım gücünüz düştüğü zaman sattığınız şeyin, emeğinizi satıyorsanız emeğin, bilgisayar satıyorsunuz, bilgisayar kahve satıyorsunuz, kahve danışmanlık hizmeti satıyorsunuz, danışmanlık neyse yaşam sardığınızı korumak için ya fiyatınızı arttırmaya çalışırsınız bu da sizin piyasanızdaki, sektörünüzdeki fiyatlama gücünüz pazar payınıza bağlı, sattığınız ürünü olan talebin fiyat esnekliğine bağlı, müşteriniz ne kadar fiyat hassasiyeti var. Yani çok arttırırsanız talep kaçar mı? Bu faktörler. Yapabiliyorsanız da üretiminizi arttırırsınız. İşte emeğini satıyorsanız daha çok çalışmaya, eğer sattığınız emeğin karşılığını alım ücreti arttıramıyorsanız daha çok çalışmaya çalışırsınız ki toplam gelirinizle arttırıp yaşam sağlığınızı koruyasınız. Eğer üretimini arttıramıyorsanız fiyat arttırma yarışına girersiniz. Oradaki çatışma hep var aslında. Çatışma bazen dozazı düşer, üretim artışıyla verimlilik artışıyla ama bu olmadığı zaman o çatışma kendini fiyat artışında bulur. Yani siz arttırırsınız. Bu sefer sizin sattığınız danışmanlık hizmetini alan firma tüketebildiği mal miktarını korumak için kendi fiyatını arttırır. Ondan alan firma ya da başka aktörler, müşteriler kendi sattığını arttırır. Böyle bir girdaba girilir. Peki çözüm ne? Çözüm hükümetin bu çatışmayı modere etmesi. Kimin lehine? Emeğiyle geçinen dezavantajlı grupların insanların lehine. Bu Türkiye'de yapılmadığı için hükümet Türkiye'de merkezi siyaset, merkezi iktidar, merkezi merkezileştiği için tek elde toplandığı için orada da bir tekelleşme oldu için ve ekonomide de tekelleşme olduğu için ve bunlar birbiriyle paslaştığı için hükümet bu gelir üzerindeki çatışmayı emeğiyle geçinen dezavantajlıların lehine değil güçlülerin lehine modere eden politikalar uyguluyor. Şöyle bir sorun var. Enflasyon artarken de meselenin ceremesini, yükünü emeğiyle geçinenler üstleniyor. Enflasyon düşerken de düşürülürken de. İşte talep kaynaklanıyor. Ama şimdi sorun şu bir. Talebin düşüp sonra tekrar eski seviyesine gelmesi talep artışı değildir aslında. O kendi normal seviyesine gibi. Bir. İkincisi siz hem Türkiye'de insan yoksullaştığından dem vuruyorsunuz hem de aşırı talep var diyorsunuz. İkisi nasıl olabilir? Yani insanların yoksullaştığı, alım gücünün düştüğü bir yerde, bir durumda enflasyon nasıl aşırı talepten kaynaklanabilir? Şimdi dolayısıyla bu faiz artışı, kemer sıkma, harcamaları kısma politikası enflasyonun büyük şirketlerin aşırı karlarından kaynaklı enflasyonun yükünü çalışanların üzerine yıkma programıdır. Peki biz ne öneriyoruz? Emeğin üzerine yük yıkmadan nasıl enflasyon çözülür? Bir, aşırı karları engelleyecek vergi politikası. Sen şu belli bir düzeyin üzerine aşırı kar yaparsan vergi ödeyeceksin. Ona göre gibi bu kadar vergi ödeyeceksin. İki, eğitim, sağlık, ulaşım gibi temel ihtiyaçların ve insan hakları olan ihtiyaçların kamu tarafından ucuz veya ücretsiz sağlanması. Bütçeyi denkleştireceğiz diye çaya, şekere, una, ekmeğe, benzinle, elektriğe zam yapmama. Denk bütçe hedefinden vazgeçmek. Tekelleşmeyi engelleyecek politikalar uygulamak. Ki zaten bizzat faiz artışı da tekerleşmeyi besleyen bir şey. Çünkü faizi arttırdığınız zaman faiz yüzünden artan borçlarını bir kısım firmalar özellikle küçük firmalar ödeyemez duruma göre ve iflas ediyor. Talebi kıstığınız zaman kamu harcamasını kıstığınız zaman talep baskılarınız zaman gene bir kısım firma batıyor. Ve aslında kritik olan şu. Bu arkadaşların sınıfsal perspektifi yok. Yani reprezentatif, temsili bir ideal aktör var. O harcıyor. O harcarsa işte ideal reprezentatif bir firma var. O da fiyatını arttırıyor. Yani piyasada tek bir tüketici varmış ya da tek bir tüketici tipi varmış. Tek bir üretici firma tipi varmış gibi. Var. ve tek bir ürün varmış gibi. Ve piyasayı bir açık arttırma sahnesi sanıyorlar. Yani ben satıyorum telefonu. Kaç kişi geliyor? 10 kişi. 10 kişi istiyorsa fiyatı arttırıyorum. Öyle olmuyor aslında. Yani ben telefon üretiyorum. Benim işçime ödediğim maaş ekmek alan firmaya gelir. Ekmek üreten firmanın işçisinin ödediği maaş telefon üretici firmaya gelir. Ve dolayısıyla ben eğer başta söylediğim arz kısıntı yoksa talep artışını daha ziyade üretim artışıyla karşılarım. Eğer ben ürün stoklanabiliyorsa ve yeniden üretilebiliyorsa bu talep artışının fiyat artışına sebep olduğu durumlar nadirdir. Hangileridir? Bir üretim kapasitesine yaklaşılmıştır tam kapasiteye. Daha fazla üretim artıramıyorsundur. Mesela 1970'ler Amerikası, Avrupası kapasite kullanım oranları çok yüksekti. İki tedarik sorunları vardı. Pandemi sonrasında olduğu gibi ve piyasada çok yüksek bir tekerleşme vardır. Şimdi o zaman bizim buradaki çözümümüz sadece enflasyonu düşürmek değil, enflasyon altında inleyen insan sayısını ve enflasyonun yarattığı tahribatı da düşürmek olmalı. Enflasyonla mücadele budur. Enflasyonu düşürdün ama ne pahası? Ekonomiyi öldürdün, boğdun. E, ee? Sonra sen enflasyonu niye düşürdün? Benim refahım için. E benim refahımı yıktın. Yani bu enflasyon çözüm değil. Dolayısıyla aslında burada teknik tek bir çözüm yok. Burada politik tercihleri var. Hükümet buradaki politik çözümünü kimin lehine kimin aleyhine olacağını tasarlar. Hangi sermaye grubu? Hangi toplumsal grup? Bunlar politik tercih. Bunları yapmak yönünde devletin, hükümetin önünde geniş fazla seçenekleri var. O yüzden yani evet talep bir enflasyon yaratır ama bizim ignorabileceğimiz kadar düşük enflasyondur o. 2 üç. 5'in üzerindeki bir enflasyon talepten kaynaklı değildir. Aşırı karlardan ve arz kısıntılarından kaynaklıdır. Şimdi bakın mesela verilere. Amerika'da ekonomi politika yaptığı bir hesaplama. 2020 sonrası Amerika'da enflasyon %8'e kadar çıktı. Bu %8 düzenindeki enflasyona ücretlerin katkısı %8. Ama ücret dışı maliyetler, ham madde, enerji ki onlar da kar olarak gider. Çünkü onları üreten bir firma var. Bir de bu tüketim mallarını üreten firmaların karının katkısı da %92. Yani %56'sı kar. O ürünü satan firma %40'ı da %50 de aramalı madde girdi fiyatlara. Ama 2020 öncesi Amerikasının ortalama %3-4 olan düşük enflasyonda ücretlerin katkısı ise %65. Yani bu şu demek: ücretlerin sebep olduğu ya da daha büyük katkı sağladığı enflasyon aslında %3-4 bir düşük enflasyon. %3-4 üzeri yüksek dediğimiz enflasyona ücretlerin katkısı çok düşük ve karlardan ve diğer girdilerden kaynaklanıyor. O zaman sen büyük firmaların sebep olduğu enflasyona talebi baskılayarak çözüm ürettiği zaman olan şey şu. Kim talep faizleri arttığı zaman ya da devlet harcamalarını kıstığı zaman talebini kısacak hangi toplumsal grup? Alt orta gelir. Çünkü üst zengin grup zaten yüksek bir geliri var ve o gelirin içinde bütün ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir harcamayı yapıyor ve çok yüksek bir tasarruf yapıyor. Onların yapacağı tek şey belki tasarruflarını kısmak olur. Çünkü insanlar öncelikle yaşam standartını korumak ister. Onlar harcamalarını çok kısmayacaklar. Belki tasarruflar azalacak en fazla. Peki bu üst gelir grubu kimin müşterisi? Büyük firmaların. Sen talebi kıstığında, talebi kısacak politika uyguladığında faiz arttırmak, ücretleri baskılamak, kamu harcamasını kısmak, kemer sıkmak, alt orta gelir grubu harcamalı kısmak zorunda kalacak. işini kaybedecek. Alt orta gelir grubu kimin müşterisi? Küçük ve orta boy şirketleri. Dolayısıyla sen büyük şirketlerin sebep olduğu enflasyonu talep kısarak çözmeye çalıştığın zaman küçük orta ölçekli firmaları iflasa sürükleyecek bir politika uyguluyorsun. Ve yine enflasyona sebep olan büyük firmaların kazançlı çıkacağı onların pazar payını arttıracağı bir sonuç yaratıyoruz. O yüzden ekonomiye bakarken hangi sınıfsal grup neye harcıyor? Hangi sermaye grubu neyi üretiyor? Kime satıyor? Bunu analiz edip parçalara ayırdığınız zaman öyle ana akım varsaydığı gibi ideal tek bir tüketici tipi var. Tek bir firma var. Onlar mala satıyor. Onun fiyat talep artarsa fiyatı artar. Talep düşerse fiyatı düşer gibi bir basitlikte bir şey yok bir durum yok. Süreç çok daha karmaşık ve çatışma içinde barındıran bir süreç. Burada yapılacak tercih bu çatışmada kimden yanasın? Dezavantajından yana mısın? Güçlüden yana mısın? Ve bilim ahlakı da sana ne tarafta olman gerektiğini söyler. Yanıldığın zaman da yanılmışım demen gerektiğini söyler. Eğer sen bu ikisini yapmıyorsan bilim etiğini yerine getirmiyorsun. Hocam sen konuşurken şöyle e, sorular da geldi aklıma. İlki şuydu bu pandemiden falan bahsettin ya işte tedarik sorunu oldu falan. Bir tane soru vardı mesela diyor ki koronada diyor işte tedarik sorunundan dolayı enflasyon olduğunu anlattı ama neden iki sene sonra gördük biz bunun etkisini diyor yani ben, neden evet. oldu Şimdi orası güzel bir soruydu ben de sıkça vurguladım. Şimdi klasik ana akım teori diyor ki devlet para arzını arttırırsa enflasyon olur. Peki o zaman ben şu soruyu sorayım. Niye dünyada bütün devletler birden para arzını arttırdı? Çünkü bütün dünyada enflasyon yükseldi değil mi? Bu devletler niye kend hükümetler kendilerinin seç yeniden seçilmesini zora sokacak bir sürecin içine girdiler? Enflasyon sebebi para basmazsa devletler niye para bas? Tamam pandemide bazı ülkelerde işte Almanya'da, Amerika'da, Fransa'da pandemiyle mücadele için işte hem sağlık masraflarını karşılamak, işte maskedir, ilaçtır, şudur. Hem de borsaların çöküşünü engellemek için borsanın para akışı oldu doğru. Ama dikkatli bakın. Yani bilim biraz titizlik işidir. Para ne zaman basıldı? Mart 2020'de. Amerikan senatosu 3 trilyonluk paket geçirdi bir kere de. Şimdi Alman Meclisi 23 Mart 2020'de karantinanın ilanından bir hafta sonra 750 milyar euroluk paket geçirdi. İşe gitmeyin dediler insanlara ve firmalara 2019 yılının cirosun %70'i, işçilere de 2019 yılının ücretlerinin %70'ini ödemeyi devlet üstlendi. İçinde ilaç ödemeleri, sağlık harcamaları, hastane hep şey dahildi. Enflasyon neydi o zaman Almanya'da ve Amerika'da, Avrupa'da? Aylık enflasyon negatifti. Deflasyon vardı. Yıllık enflasyon da %0.5 bir civarındaydı. Ve enflasyon enflasyon iki sene sonra yükseltti. 2 sene sonra enflasyon yükseltti. Şimdi iki yıl sonra mı firmalar para arzının arttığını fark ettiler. Aa para arz artmış hadi fiyatları arttıralım dediler. E senin teorine göre para basmak enflasyon yaratır iddiasının arkasındaki varsayım şu. Firmalar kısa dönemde üretimini arttıramazlar. O yüzden para arzı arttığı zaman fiyatlar artar. İki yıl kısa bir süre değildir. İki yıl uzun bir süredir ekonomi için. Ekonomide kısa dönemden kastedilir iki yıl daha aşağısı. Çünkü o iki yılda sen sermaye miktarını ve emek miktarını arttıramazsın. Onlar verilidir. İki yıl sonra niye akıllarına geldi fiyat arttırma? Bak, i̇ki yıl sonra mı fark ettiler? Aa para arzı artmış. Hayır iki yıl sonra tedarik sorunları çıktı ve Rusya'da savaş çıktı. Dolayısıyla bu sadece burada yanlışlanmıyor. 2009 sonrası Avrupa'da, Euro araya da Avrupa alanında, Euro para birimi geçerli olduğu alanda deflasyon vardı. Ama para arzı çok artıyordu. Bir yıl değil, bir ay değil, 5 ay değil. 5-6 yıl boyunca para arzı arttığı halde enflasyon negatifti. Sıfıra yakındı. Japonya'da yıllarca. Şimdi bunu soruyorsun. Japonya'da yaşlı nüfus. E şimdi Japonya'da enflasyon de çıktı geçen sene. Japon nüfusu gençleşti mi? Avrupa'yla mı kıyaslıyorsun? Bizim ya ben kıyaslamıyorum. Her şeyi kıyas algılamayın. Senin iddian burada geçerli değil diyorum. Sen evrensel bir iddia sunuyorsun. Buradaki kritik diğer bir husus şu. Amerikan senatosu 3 trilyon dolarlık paket geçirdi meclisten. Almanya'da 750 milyar. Almanya'nın 2019 vergi geliri 790 milyar euro. Şimdi senin teorine göre Almanya'nın ya öncesinden borçlanması lazım ya vergileri arttırmış olması lazım bu harcama yapabilmek için. Bak 790 90 milyar euro 2019 vergi geliri var. Bir meclis paketinde 750 milyar euro paket geçiriyor. Bir karar. Ve ne vergiler arttı, ne kamu borcu arttı, ne diğer harcamalardan kısıtladılar. Nasıl yarattı Almanya bu parayı? Hiç sormuyor musunuz? Yani koca koca iktisat profesörüsünüz. Ya da şunu sorayım. Dünyanın hiçbir ülkesinde bütçe açığıyla kamu borcu birbirine eşit değil. Senin teorine göre devlet vergi gelirlerinin üzerine çıkan harcamalarını finanse etmek için yani bütçe açığını finanse etmek için borçlanır. Dünyanın hiçbir ülkesinde kamu borcu bütçe açığına eşit değil. Hatta bütçe açığı %5 kadar Japonya'da, Amerika'da ama kamu borcu yüzde %130, %260. Niye 30-40 katı daha fazla borçlanıyor bu ülkeler? Bütçe açığını finanse etmek içinse. ihtiyacı olan paranın 50-60 katını borçlanıyor. Ve Japonya'da kamu borcu gayri safi milli olası %262 ama faiz %0.1. Amerika'da %132 faiz %4.5 şu an 5 yani. Onun Merkez Bankası böyle bütçe açığıyla ilgisi yok onun. Yani burada derdim şu. Sen yoksulun doğalgaz borcu silindiği zaman, öğrencinin KYK borcu silindiği zaman, yoksulluğu azaltacak kamu harcaması yapıldığı zaman aynı Almanya'daki Maliye Bakanı da öyle. Vay bütçe açığı artacak, bütçe açığı artarsa faiz artar. Abi sen faiz arttırmasını istiyorsun Merkez Bankası'ndan. Ama bütçe açığıyla faizin artmasına karşısın. Ki zaten bütçe açığı yüzünden artmıyor faiz faizi Merkez Bankası karar veriyor. Niye Japonya'da %262 kamu borcu varken faiz %0.1? İtalya'da %112 kamu borcu gayri safi milli faiz %2 ama sen de kamu borcu gayri safi minyazı, %30 senin faizin %50 bir ilişki var mı? Dolayısıyla buradaki benim dert ettiğim şey şu yoksulluğu azaltacak, işsizliği azaltacak, eşitsizliği azaltacak kamu politikalarına karşı geliştirilmiş bu. Aman bütçe açı artarsa faiz artar, aman bütçe açı artarsa enflasyon argümanların altı boş. Bunlar bize yoksulluk dayatmak üzere tasarlanmış yalanlar. Çok açıkça. Çünkü Paul Samuelson Amerikalı Nobel'li iktisatçı ve ders kitapları yazan da bir adam iki şeyi söylüyor. Diyor ki ben diyor yasaların kimin yazdığında ilgilenmem diyor. İktisat ders kitabını ben yazdığım sürece. İkinci bir sözü daha var. Sır saklamayı bilir misiniz? Bütçe disiplini dediğimiz şey halkı ve politikacıları disipline etmek için uydurduğumuz eski bir din yalanıdır. Kamu harcaması vergi ile finanse edilmiyor. Kamu harcaması hazinenin de bankası olan Merkez Bankası tarafından yoktan yaratılır. Vergiyle ya ödendiği iddiası senin kardeşim bu okulların haline, bu hastanelerin haline, bu yolların haline sosyal refah arttır? Bana iş bul taleplerini baskılamış E para yok. Devlet çok harcası enflasyonu Devlet çok harcası faiz olur diye itiraz geliştirip seni susturup kendi çıkarlarını talep edeceğim politikaları engellemek üzere tasarlanmış bir yalan. Faizi Merkez Bankası veriliyor. Enflasyonu da büyük firmalara yaratıyor. Bu iktisat eğitimi öyle bir işe yarıyor ki ben emekçi lehine bir iktisat politikası öneriyorum. Enflasyon olur ücretleri arttırsak dedi. Bunu itiraz eden işçi kendisi. İşçi kendisi ücretlerin arttırılmasına karşı çıkıyor. Ediyorsun bak ücretlerden dolayı değil aşırı karlardan dolayı enflasyon artmış. E ne yapsın firma? Enflasyonist ortamı. Yani Türkiye'de şey çok ilginç geliyor bana. Güçlüye muktedire bir empati var. Dezavantajlıya mağduna bir empati geliştirmek yönü zayıf biraz. Peki vergi niye toplanıyor? Devlet diyelim kamu harcamasını kendisi yoktan para yaratarak finanse ediyor. Bir de vergi hocam niye şey toplanıyor? sorabilir miyim? Yoktan para yaratmak nasıl oluyor? Allah'a mahsus. Vergi <laughs> Vergiyi niye topluyor anlatırken bir de bunu kısaca anlatırsan ama gerçekten evet. kısaca <laughs> sevinirim. Vergiye şunun için topluyor parayı para yapmak için hepimizin onu bir kağıdın ya da bir para biriminin kabul edip onunla iktisadi faaliyetlerimizi yürütmemiz için yapılıyor. Eğer biz onunla vergi ödemiyor olsaydık o bir toplumsal kabul görmeyecekti. O zaman herkes kendi parasını basabilir olur. Ki yapabilirdi aslında. Ama sorun onun toplumsal kabul görmesi. Yoktan yaratmaya gelesek. Varsayın ki siz evde para yaratabiliyorsunuz. Kendiniz üzerine Adem lirası diye bir kağıt yazıp üstüne işlemeler çizip gidiyorsunuz. Berbere berber kabul ediyor. Market kabul ediyor. Bakkal kabul ediyor. Evde kendiniz yaratıyorsunuz o parayı. Birisi sizden geldi. Dedi ki senin bana 100 Adem lirası borcun var. Sen gidip berbere verdiğin paradan bir kısmını vergi olarak toplama ihtiyacın var mı? Evde kendin yaratıyorsun o parayı. Basarsın yazarsın 100 Adem lirası verirsin. Ya da berbere gittiğinde ödediğin berber hizmet karşılığında ödediğin 150 adem lirasından 30 lirasını vergi olarak kesip markete harcama yapmak gereği var mı? Yok. Kendin yaratıyorsun onu. Devlet de böyle bir şey. Devletin bütçesiyle de benim bütçem aynı değil. Bunu bir türlü kavramakta zorlanıyor. Devlet harcamak için vergi toplaması için kendisi yaratıyor. Bir de kim başka yoktan para yaratıyor? Bankalar. Bankalar siz kredi talep ettiğiniz anda sizin mevduat hesabınıza para yazarlar. Bankadan kredi talep ettiğiniz an bizim elimizde a yeterince mevduat var mı diye bakmazlar. Sizin bilançonuza gelir tablosu bakarlar. Siz o kredi geri ödeyebilecek misiniz, ödeyemeyecek misiniz? Sıfırdan bir banka kurun, hiç mevduat toplamamış olsun. BDDK'dan da bankacılık hizmeti verme yetkisi alsın. Siz gidip kredi istediğinizde sizin hesabınıza para geçerek bir rakamdır aslında o. Bir borç sözleşmesidir para. Siz de o parayı harcarsınız, ekonomi döngüsüne girmiş olur para. Sorun şurada, siz ekonomik analizi, ekonomik analizin son aşaması olan tasarruf ve vergiyle başlatamazsınız. Sizin tasarruf etmeniz için bir geliriniz olması lazım. Bir geliriniz olacak. Ondan harcayacaksınız kalan tasarruf. Eğer siz tasarruf etmişseniz zaten para yaratılmış ve gelir olmuş size. Vergi ödemeniz için sizin vergi mükellefi olmanız için, verginin tahakkuk etmesi için gelirinizin olmuş olması lazım. E demek ki para yaratılmış girmiş. Mesela ekonomik derste şöyle anlatırlar. Şirket bankadan kredi çeker, maaşlarını öder, işçiler de o dönem maaşla tüketim yapar. Sonra işçiler tasarruf yapar, bankaya yatırır. Bankalar o tasarrufu alır, şirkete kredi olarak verir. Burada paranın nereden geldiği yok ortada. Kör döngü. Ama paranın bank banka tarafından yoktan yaratıldığını berraklaştırdığınız zaman sürecin nasıl başladığı ve ilerlediği de ortaya çıkıyor ve sizin yatırımı finanse etmek için, işsizliği düşürmek için, eşitsizliği yoksul düşürmek için, büyümek için dışarıdan paraya ihtiyacınız olmadığı, banka tarafından yoktan yaratıldığı ortaya çıkıyor ve size bu dayatılan yoksulluğun da bir anlamı olmadığı berraklaşıyor. Vergi toplamanın diğer bir sebebi de devletin sınıfsal tercihleri çerçevesinde yeniden bölüşüm. Eğer toplumda sol güçlüyse, sendikalar güçlüyse, işçi hareketi güçlüyse, o devlet yeniden bölüşümü biraz daha mağdurlar, dezavantajlar lehine yapmak zorunda kalıyor. Eğer toplumda büyük firmalar güçlüyse, sendikalar, sol hareketler zayıfsa devlette de o yeniden bölüşüm aracı olarak vergiyi de zenginler lehine tasarlıyor. Holding borçları siliniyor. KDV, ÖTV zammı geliyor. Bu kadar basit. Hocam şimdi sizin konuşmalarınızdan aslında şunu da anlıyorum. Ekonomi sadece ekonomi değildir. Hani bir tane kitap vardı ya onun kapağı futbol asla sadece futbol değildir. Aslında bende oluşan fikir şu oluyor. Yani Türkiye'de ya da televizyonda gördüğümüz ekonomistler ekonomiyi sadece böyle bir fanusun içindeymiş gibi değerlendiriyor. Ama sizi dinlediğinde hiç de öyle olmadığını görüyorum. Ekonomi tamamen politik ve politikayla başat giden bir şey. Hatta politikanın bir enstrümanı. Belki de politika ekonominin enstrümanı neyse. Ama bunlar hep iç içe şeyler. Yani sizin eleştirdiğiniz o ana akımcıların anlattığı gibi böyle bir laboratuvar içerisinde özel oluşturulmuş koşullarda değerlenecek bir şey değil. Bu eklemeyi yaptıktan sonra da bugünün son son sorusuna geliyorum. Aslında sizi en çok iktidarla bağdaştıran fikirlerinizden ya da söylemlerinizden birisi bu KKM mevzusu. Hoca AKP'li iktisatçı mı falan denilen mevzu. Çünkü siz şeye itiraz ediyorsunuz. KKM ile servet transferi yapılmadı. Asıl servet transferi faizle yapılıyor. Bilmiyorum doğru mu söyledim? Yoksa siz şundan mı söylüyorsunuz? Yani KKM ile de yapılıyor servet transferi ve faizle de yapılıyor. Bunu bir açıklarsanız sevinirim. Yani olay nedir? İşin aslı nedir? Bu servet transferi gerçekten neyle yapılıyor? Ben şeye şaşırıyorum. KKM KKM'ye yandaş olanlar KKM, karşı olanlar KKM diye hayır ayrışmadık. Ona çok şaşırıyorum. <laughs> KKM'ye geçmeden önce şunu söyleyeyim. Çok güzel bir noktaya değindin. Yani iktisadın teknik bilim olarak sanılması hem insanların gerçek hayatta ekonomiyi deneyimleyen ve yaşayan insanların ekonomiden uzaklaşmasına sebep oluyor. İşte teknik uzmanlar konuşuyor. Onlar doğru biliyordu kesin diye. Böyle evet ya kemer sıkmak lazım. Faiz arttırmak lazım. Oysa ben şunu söylüyorum. İktisatçılar iktisat namına iktisatçı olmayanlardan çok şey öğrenmeliler. İktisatçı olmayanların iktisatçılardan öğrenceğinden daha çok. İktisatçı iktisat bilmiyorlar. Ben iktisatçı iktisat bilmediğim eminim. Öyle ki tek dertleri ya yani akademiden çok tanıyorum. Almanya'da da Fransa'da her yerde. Obsesif düzeyde teknik modellerine takmış durumda. Ben bunu 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 varsaydım benim modelim tutarlı bu sonucu üretti. Ama o modelin sosyal etkisi nedir? Ya da sen onu yaptığın varsayımlar ne kadar gerçekçi? Hiç öyle bir dertleri yok. Benim modelim var. Onunla oynuyor oyuncak gibi. E soruyorsun işte yatırımı arttırmak için ne yapayım sizliğim? E, yok diyor. Benim alanım o değil diyor işte. Neyse. Yani iktisatçıların dünyaya çok bir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çünkü az önce söylediğim gibi hayattan ve diğer meseleden kopuk gibi tanımlayıp bir fanosun içinde algılayıp O fanosun içinde takılıyorlar. KKM konusuna gelince gene bu perspektiften dolayı kontekstüel bağlamsal düşünemiyorlar. Çok teknik bir mevzu sandıkları için. Şimdi KKM'nin faydası şuydu. KKM devreye girdiği Aralık 2021'de Türkiye çok ciddi bir dolarizasyon tehlikesiyle karşı karşıya. Fiyatlar günlük güncelleniyor. Günde iki defa etiket güncelliyordu marketler. Çünkü dolar iki günde yüzde on artıyordu. İki günde. Şimdi bu durumda ithal girdi den dolayı girdi maliyetleri artıyor. Firmalar yarın ben bunu sattığımda yerine kaç paraya koyacağım? Yani tedarikçini aldığım zaman bugün 5 liraya sattım. Yarın yenisini koymaya çalıştığımda 7 liraya almak zorunda kalacağım deyip satmıyordum arz kısıntısı ve fiyat artıyordu günlük. Dolar arttıkça enflasyon artıyordu. Enflasyon arttıkça vatandaş dolara geçiyordu. Kendini enflasyona karşı korumak için. Türkiye'ye ithalat bağımlısı yapmanın sonucudur bu. Vatandaş biliyor ki kur artarsa enflasyon artacak. O zaman ben alım gücümü ve tasarrufumu yapabiliyorsam enflasyona karşı korumak için enflasyonun sebebi olan dolara geçiyor. Maaşını aldığı gün dolara çeviriyor. O gün Türkiye bankalarındaki mevduatların %65'i dolarize olmuştu dolara geçmişti. Böyle bir girdaba girilmişti. Hiper budur. Dünyada hiper enflasyonun sebebi çift paradır. Bir ülkede iki paranı geçirilmiştir. Bu Türk lirasının para olma özelliğini yitirmesi demektir. Çünkü insanlar artık, Arjantin'de de öyle şu an, maaşına, evine, kirasına, piyasadan, borsadan aldığı hisseye her şey dolarla ölçüp bakıyor. TL gözüyle bakılmıyor. ÇKM şunu söyledi. Evet sen kendini dolar kaynaklı enflasyona karşı korumak için dolara geçiyorsun ama bu doları ve sonra enflasyonu tekrar körüklüyor. Gel TL'de olur da bu daha fazla artarsa faizden TL faizinde ben sana farkı ödeyeceğim devlet olarak dedi. Ben bunu gördüğümde şunu dedim. Ya bu benim niye benim de aklıma gelmedi? Çok zekice. Çünkü devlet burada vereceği parayı kendisi yoktan yaratıyor. Ya devletin herhangi bütçe kısıntısı yoktur. Olamaz. Kendi para birimcinsin Ve ana akımcı arkadaşlar başladı işte. Bütçeyi delecek. Ben de o zaman şunu Hayır bütçe açığını azaltacak. Ki öyle oldu. 2021 bütçe açığı %5. 2022 bütçe açığı %2. Tam tersi oldu. Çünkü bütçe açı aralık kasını artmış. Neden? Çünkü vatandaş malını satmıyor. Ekonomik sirkülasyon durmuş durumda. Dolayısıyla vergi geliri tahakkuk etmiyor. Yani satış olmadığı zaman vergi geliri tahakkuk etmiyor. Ama sen bu girdabı, spiralı kırıp, ekonomik sirkülasyon yeniden başlatıp, fiyatları tekrar normalize etmeye, bunu baskılamaya başladığın zaman ekonomi tekrar dönmeye başlıyor. Ve vergi geliri tahakkuk ediyor. İkincisi servet transfer dediler. Siz kapitalizmin servet transferi olduğunu KKM ile mi fark ettiniz? Sizin başından beri savunduğunuz bütün kapitalizmin kapitalizm ilk gününden beri servet transferi. 3. Siz şey mi sanıyorsunuz? Kur korumalı mevduat fakirden alınan vergiyle zengine ödeniyor ama faizler faiz artışı ki onu da bugün eleştiriyorlar. Bütçeden yapılan faiz ödemeler arttı. E, siz faiz artışını öneriyordunuz. Siz o faiz ödemelerini de zenginden alınan vergiyle fakire yapıldığını mı sanıyorsunuz? Hayır. PKM'yi alan da faizi alan da aynı kişi. Türkiye'de mevduatların %72'si 2021'de 1 milyon TL üzeriydi. Ya da şöyle söyleyelim. Türkiye'de mevduatların %70'i en zengin %10'a ait. Borsadaki hisselerin, borsadaki paranın da %85'i en zengin %10'a ait. Şimdi böyle bir varlık eşitsizliğine, servet eşitsizliği durumunda sen sanki sosyalist gibi böyle birden emekçi dostu, işte bütçe yük, yoksullara vergi yükü ama asıl burada hikaye şuydu, sorun kurun artışını durduracak, hiperenflasyonu durduracak bir enstrümanlı KKM. Ve ben şunu söyledim, ki işte dediler ki KKM enflasyon yaratacak, niye para basıyor? Hayır. O KKM'den para alanlar %70'i mevduatların 1 milyon TL ya, üst gelir grubu. Üst gelir grubunun harcama eğilimi düşüktür. Tasarruf eğilimi yüksektir. Çünkü harcayacağı kadar harcamıştır o. Ve o para verilere baktığınız zaman KKM'le ödenen para yine borsaya, tahvile ve KKM'ye yattı. Yani Türkiye'deki para miktarının artışı kredilerden çok sapmıyor. Kredilerden dolayı artan bir para arzı artışı yok. Dolayısıyla KKM para arzı artışı yaratmamış piyasada. Piyasada donanan para olarak. Ve daha önemlisi KKM'nin Ukrayna Savaş Savaşı çıktığında KKM devredeydi. Aralık 2020'de KKM ilan Şubat 2022'de Ukrayna Savaşı çıktı. Ukrayna Savaşı ortamında dolar endeksi yükseliyordu dünyada. Yani dolar bütün para birimlerine karşı değer kazanıyordu. Ama Türkiye'de doların yükselişi çok daha düşüktü. Dünyadaki dolar endeksini artıran. Ama sonra sen Haziran 2023'te geldin göreve. Bak o 2023'e kadar vergi arttırılmadı. E vergiyle finanse ediliyor diyordun. Mehmet Şimşek gelene kadar vergi artmadı. Ve KKM'de kaldırıldı Mehmet Şimşek'le. Bütçe açığı daha da arttı faiz artışıyla. 2023'tekinin %55 arttı bütçe açığı. 2020 24'te. Yani, ilk 6 aydı. Şimdi geldin KKM'yi kaldırdın. Ne oldu? Kur arttı. E senin faiz artışını işe yaramadı. Sen faiz arttırırken kuru düşüremedin. Hatta kur da arttı. Sen kuru düşürmek için faiz arttırıyordun. Yani yanıldın. Hem KKM'nin başarısı olacağı konusuna yanıldın. Hem faiz artışının başarılı olacağı konusuna yanıldın. Şimdi 2023 Mayıs'ından beri KKM iptal edildi. Vatandaş KKM'den çıkıyor. Faiz arttırılıyor. Güzel. Bu servet transferi değil mi? Bu bütçe yük değil mi? Sen dolarizasyon durduramadın. Tekrar vatandaş dolara geçiyor. Tekrar kur artıyor. Enflasyon Son daha da arttı. Yani burada sırf AKP yapıyor diye ben halka yalan mı söyleyecektim? Ben bu kur korumalı mevduatın Türkiye'nin o anki en önemli problemi olan aşırı dolarizasyonu ki hiperenflasyona götürüyordu. Durduracak, kanayan yere durduracak bir pansuman olarak gördüğüm için mantıklı buldum. Ve hiçbir maliyeti yoktu. Ama faiz artışının maliyeti var. Faiz artışı firmaları iflasa sürüklüyor. Bak kapanan şirket sayısı 17 bin arttı. KKM yüzüne kimse batmadı. Devlet batmaz. Sen devletin batacaksın çünkü vergi ödeniz. Hayır. KKM'nin yarattığı para arzı benim enflasyon yarattı diyelim. Peki ama para arzı artışı yok. Olsa bile devlet KKM ödediği parayı tahvil ihracıyla geri emdi. Ki o zaman bakın tahville yapılan borçlanmalar devletten daha da arttı. Devlet KKM sahiplerine verdiği parayı onlara tahvil satarak geri almış oldu. Para arzını geri emmiş oldu. Yani bu da yapılabilir. Aslında mesele şu. Sen istersen mağdurlar, işçiler lehine politika tasarlayabilirsin. Bunun önünde herhangi bir finansman kısıtı yok. Bu sadece senin kafandaki prangalarla ilgili bir şey. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Biz bu seriye zaten devam etmeyi düşünüyoruz. Devamda edeceğiz. Ekonomide biliyorsunuz konu tartışma hiçbir zaman bitmez ve ekonominin sorunları hiçbir zaman tek bir programla çözülmez. O yüzden bugünlük ağzınıza sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Başka teşekkür programlarda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.